Ramazan'dan sonra yasakların kalkmasıyla birlikte umre için tüm işlemleri halleden Endonezyalı bir çift, çocukların doğumuna az bir süre kalmasına rağmen girdikleri yoldan dönmediler. Nihayet kutsal topraklara ulaşan Endonezyalı çift, gözyaşları içinde Kabe'yi tavaf edip buradaki manevi atmosferin tadını çıkardılar. Safa ile Merve Tepesi arasında say yapıp Hacer annemizin başından geçen olayları tefekkür ettiler. Efendimiz'e vahyin inzal edildiği Hira mağarasına çıkarak oradan Mekke manzarasını izleyip, Efendimiz'in oradayken kainat ve hakikat üzerine yaptığı düşüncelerin neler olabileceğini düşündüler. Tüm bu manevi atmosfer içinde müthiş bir lezzet alırken, birdenbire olanlar hepsini büyük şaşkına çevirdi ve hayatları boyunca unutmayacakları bir olaya şahit oldular. Endonezyalı hamile kadın, öğleden sonra haremde tavaf ederken birdenbire karnına şiddetli bir sancı girdi. Neler olacağını az çok herkes tahmin etmişti. Ancak bu ortam bu iş için uygun değildi. Herkesin şaşkın bakışları içinde çığlık atarak yere yığılan kadın, karnındaki şiddetli ağrının üzerine doğum yapacağını anlamıştı. Vakti geldiğinde beklemeden doğacak olan bu bebek, nerede dünyaya geleceğinden habersizdi. Kadın hem çocuğunu Kabe'de doğuracak olmanın mutluluğunu yaşıyor, hem de olacaklardan endişe ediyordu. Neyse ki harem güvenliği her zaman tetikte ve hazır olduklarından durumu fark etmeleri geç sürmedi. Bayan güvenlik görevlileri koşuşturarak geldiler ve kadının durumunu kontrol ettiler. O sırada Suudi Arabistan Kızılay yetkililerine haber verildi. Olay yerine acilen intikal eden Kızılay yetkilileri, kadını haremin müsait bir bölümünü alarak etrafını ve üzerini görünmeyecek şekilde örttüler. Gerekli mahremiyet güvenliği sağlandıktan sonra doğum başladı ve saatler süren bir mücadeleye girişildi. Harem-i Şerif mucize bir olaya şahit oluyor. Müslüman bir bebek Allah'ın izniyle Kabe'nin hemen yanı başında dünyaya geliyordu. O ne kutlu bir bebek, o ne mübarek bir insandı. Annesi Allah'ın adını, onun zikrini bir an olsun dilinden düşürmüyor, çocuğunu sağ salim dünyaya getirmek için dua ediyordu. Doğum yapıldığı için harem boşaltılmış, bir süre ibadete kapatılmıştı. O sırada sağlık çalışanları da bölgeye intikal etmiş, doğumdan sonra anneyi ve bebeği almak için hazır beklemekteydiler. Endonezyalı kadının kocası, olayı haber alır almaz gelmiş, eşine destek olmaya çalışıyordu. Saatler süren operasyonun ardından çocuk sağ salim dünyaya geldi. Anne ve babası gözyaşları içinde doğan bebeklerine bakıp Allah'a şükretti. Daha sonra anne ve bebeği ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldılar. Durumu iyi olan anne ve bebek bir süre sonra hastaneden taburcu edildi. Bir süre içinde çocuklarıyla biraz daha umre yapan çift, çok geçmeden ülkelerine dönerek yaşadıkları bu olayı tüm çevresindekilere detaylıca anlattı. Yaşanan olay herkesin büyük ilgisini çekmiş, merak konusu olmuştu. Kabe'den doğan çocuklarına Muhammed adını veren çift, yaşadıkları bu olayın dünyada gelmiş geçmiş bir çifte belki de ilk defa nasip olduğunu veya çok azına nasip olacağını söyleyip Allah'a şükrettiler. Suudi Arabistan hükümeti konu hakkında yaptıkları açıklamalarda doğum anı yaklaşan kişileri umreci olarak kabul etmediklerini, bu gelen Endonezyalı çiftin yapılan işlemlerde hamile olduğuna saptanmadığını bildirdi. Bebekleri için iyi bir dilek temennilerinde bulunan çifte eğer hamile oldukları tespit edilseydi, umreye giriş izni verilmeyeceği tebliğ edildi. Çift kendilerine ulaşan bu haberden sonra Allah'a bir kez daha şükrederek hem umre yapmanın hem de çocuklarını orada dünyaya getirmiş olmalarından dolayı ona şükrettiler.